Futbol İzyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki hepinizin tahmin edeceği gibi varsa yoksa ilk planda şu Sparta Prag engelini geçmek var. Sparta Prag ilk maçtan geçilebilirse, daha doğrusu ikinci maça büyük bir avantaj taşınabilirse çok önemli bir kazanım elde edilmiş olacak Galatasaray açısından ve Galatasaray da bunu elde etmeye çalışıyor. Kolay mı? Değil. Çünkü Sparta Prag'ın genel yapısından size biraz bahsedeceğim. Daha önce bir videosunu hazırladığım için çok detaylı anlatmayacağım. Ama netice itibariyle kolay bir rakip olmadığını söyleyebilirim. Zaten bugün basın toplantısında Okan Buruk da kolay bir rakip olmadığını söyledi. Hatta Priske'de evet %50 şanslar ama Galatasaray daha önde gibi bir cümle söyledi. Şimdi biz tabii Galatasaray'da eksiklerden bahsedeceğiz. Nasıl bir 11 beklediğimizden bahsedeceğiz. Rakip takımın oynadığı oyuna göre nasıl bir plan yapılması gerektiğinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Önce onu söyleyelim. Hemen şuradan kadroyu da son maçın kadrosunu da şuradan alalım. Çıktısını almıştık. Son maçın kadrosuna da bakacağız. Önce Abdülkerim'in hazır olduğunu Okan Buruk da söyledi. Şunu da söyleyeyim, Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyı lütfen sürdürürseniz seviniriz. Hemen şöyle söyleyelim, Abdülkerim'in hazır olduğunu Okan Buruk söyledi. Zaha bugün son antrenmana çıkmadı ama yani maç kadrosunda yer alacağını düşünüyoruz. Serge Aurier de geldi, ayağının tozuyla antrenmana çıktı ama şöyle söyleyebiliriz, yarın ilk 11'de bekler miyiz? Hayır, beklemeyiz. Bu manada Hakim Ziyech'in sakatlığı devam ediyor, onu söyleyelim. Kön, zaten Derik Kön Avrupa listesinde yok, olmayacak. Yarın 20.45'te oynanacak olan karşılaşma gerçekten de Galatasaray'ın ilk maçtan fişi çekmek istediği bir maç olacak. Sergio Oliveira, Victor Nelson, Abdülkerim'in takıma döndüğünü de küçük bir not olarak eklemek gerekiyor. Onu da özellikle söyleyelim. Hemen şunu vurgulayalım. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Ondan bahsedeceğiz. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Kalede Muslera, sağ kanatta Kaan'ı, solda Berkan'ı bekliyoruz. Şimdi orada çok da fazla seçenek de kalmadı zaten. Davinson Sanchez, Abdülkerim'in döneceğini, Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisi sol stopere Abdülkerim'in geçeceğini düşünüyoruz. Torreira, Kerem Demirbay ikilisi ki artık neredeyse alışılmış bir ikili oldu. Orta sahada iki oyuncu, ön libero mevkisini tamamlayacak iki oyuncu. Barış Alper sağda ki çok formda, Kerem Aktürkoğlu solda, Mertens onların ortasında yani Icardi'nin arkasında. Icardi ile de takım tamamlanmış olacak, böyle söyleyebiliriz. Galatasaray'ın tabii kendi evinde klasik ön alan baskısıyla oynayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu ön alan baskısı arka alanda boşluklar oluşturmaması gerekiyor. Özellikle sol kanadını çok iyi kullanan bir takımdan bahsediyoruz. Haraslin önemli oyuncu, Birmančević önemli oyuncu. Bu noktada dikkat etmemiz lazım. Hatta sol tarafta Zeleni de var ki son maçta oynamadı Zeleni. O da orta sahanın solunda oynuyor. Şimdi orta sahanın solunda deyince şöyle anlatalım. 3-4-3 oynayan bir takım. Savunmaya dönerken 5'liye dönüyorlar. Hücuma çıkarken 3-4-3 gibi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Şöyle söyleyelim, yani takımın gücü açısından küçük notu şöyle ekleyebiliriz. Rangers, Real Betis ve Limassol'un olduğu grupta dikkatinizi çekerim, 11 puanlı Rangers'ın ardından 10 puanla ikinci olup çıktılar. Bunu söyleyebiliriz. Liglerinde 9 yıl aradan sonra geçen yıl şampiyon oldular. Bu yılda lider konumdalar. Çok gol atan bir takım. 50 golü var. 13 gol yemiş. Yani artı 37 averaj gibi müthiş bir averaja sahip. 53 puanda lider olduklarını söyleyelim. Ve Galatasaray'ın grubundaki Kopenhag'la oynadıkları maçlarda kaybetmeden elendiler Şampiyonlar Ligi'nden. Onu da bir not olarak bir yere düşelim. Onu da özellikle söyleyelim. 55 gün önce liglerine ara verilmişti. 4 gün önce son maçını oynadı.
Carvina maçını ki bu maçta şimdi birkaç oyuncuyla ilgili notta düşelim. Carvina maçında mesela kaptanları ki çok değerli oyuncuları ve sadece 5 milyon euro güncel piyasa değeri var bu oyuncunun. Onun müthiş bir performansı olduğunu vurgulamam gerekiyor. Hemen şöyle notlarımıza bir bakalım. Notlarımızdan gördüğümüz kadarıyla da söyleyelim. Preciado ile Zeleni, sağda solda Zeleni, sağda Preciado. Bunlar orta sahanın dörtlüsünü oluşturuyorlar ama geri koşma becerileri çok yüksek. Şöyle söyleyelim, Priske'ye biraz parantez açmak lazım. Onun gelişiyle birlikte Sparta Prag kuzey ülkesi futboluna döndü. Fizik mücadelesi, ikili mücadeleler güçlü, böyle daha fazla teknik kapasitenin önüne geçen bir fizik kapasite koymaya çalıştı ki bunda başarılı oldu ama bu arada tabii sadece bu değil. Çünkü bir noktada çok yetenekli, o yetenekli olduğu noktada serbest vuruşlar. Hatta bizim aldığımız bilgilere göre Manchester City'den duran top antrenörü olması konusunda teklif aldı ama gitmedi. Onu özellikle söyleyelim. Peki bu ne demek? Onu anlatalım. Savunmada oynayan oyuncuları ki üçlü savunmada oynayan oyuncuların hepsi 1.90 civarında boya sahip. Dolayısıyla onlar serbest vuruşlarda ve köşe vuruşlarında geliyorlar. İyi pozisyon alıyorlar ve orada organizasyonları var. Kazım, Laçi, Arnavut oyuncuları gerçekten de duran toplarda çok etkili, 20 numaralı formayla oynuyor ama görev verecek mi tabii bilmiyoruz. Ve Haraslin de çok dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Tabii ki stoper Krejci takımın da kaptanı ileriye sürpriz çıkışlar yapıyor. Son oynanan lig maçında ki zaten yeni başladı ligleri bir röveşata golü attı. Hani şöyle söyleyelim, değme santroforların atamayacağı bir röveşata golü ve Avrupa'da 8 golle en fazla gol atan stoper oyuncusu unvanına da sahip, en golcü savunmacı diyorlar onun için. Yani gerçekten de önemli bir oyuncu. Birmančević için ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Birmančević'in Avrupa kupalarında 4 gol 1 asisti, ligde 6 gol 7 asisti var. Bakın dikkat edin, asisti 7, 6 gol 7 asist. Bunun sebebi de şu. Özellikle iç koridor pasları dediğimiz, şu Avrupalıların half space dediği pasları çok iyi atıyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Öne çıkarken arkadaki boşlukları iyi kontrol etmek lazım. Onu özellikle söyleyelim. Çünkü oyuncuyla ilgili veriler gerçekten çok dikkat çekici. Hatta size bir de not vereyim hemen şöyle. Enteresan bir not vereyim. Şuradan bakalım. Ve tabii ki eğer açarsa bir enteresan not daha vereceğim size. Gerçekten oyuncunun çok çok değerli, çok önemli oyuncu olduğundan bahsediyoruz. Oyuncu Birmančević Sırp ve Çek Cumhuriyeti takımı onu Çek yapıp milli takımda oynatmak istiyor. Bunu da özellikle bir not olarak düşelim. Dikkat etmemiz gereken oyunculardan biri. Bende forma numarası vardı. Hemen söyleyeyim size. 14 numaralı formayla izleyeceğiz oyuncuyu. Dikkat edeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Şöyle bir diğer haberlere doğru geçiş yapalım. Eryaman'da oynanacak Ankara Gücü maçı. Stat zemini için TFF onay verdi. Dolayısıyla maç orada oynanacak. Onu özellikle söylemek isterim. Bu arada Galatasaray'la ilgili enteresan bir not var. Pep Guardiola Galatasaray'ı hedef gösterdi. Hedef mi gösterdi demek daha doğrusu? Referans mı gösterdi daha doğru? Galiba referans daha doğru. Kopenhag'la oynadıkları maç ve 3-1 kazandıkları maçtan sonra dedi ki buranın ne kadar zor olduğunu, Parken Stadı'nın, Kopenhag'ın ne kadar zor olduğunu siz en iyisi gidin Galatasaray'a sorun dedi. Eğer Galatasaray'a sormuyorsanız Bayern Münih'te, Manchester United'te burada bayağı acı çektiler dedi. Bir anlamda Galatasaray'ı da biraz da hani onore etti. Yani Galatasaray'ın burada Kopenhag'a karşı oynadığı oyunu düşünürseniz diyor. Yani ne kadar zorlandı, biz de aynı şekilde zorlanmamız gayet doğal cümlesini kullandı. Bunu da söyleyelim. Bu arada tabii Galatasaray'ın Eren Dinkçi hamlesinden bahsetmiştik.
Bunun dışında yani biliyorsunuz bu tür oyuncuları Galatasaray'ın scout ekibi iyi topluyor. Umut Tohumcu Hoffenheim'dan, Muhammed Damar, bunları açarız bu maç günü olduğu için daha sonra daha detaylı konuşuruz. Yusuf Kabadayı, Aral Şimşir Galatasaray'ın hedefindeki oyuncular, genç oyuncular. Bu oyuncuları biliyorsunuz şimdiden ayarlamanız gerekiyor. Bir önemli noktada 2024'te sözleşmesi bitecek olan, şu anda görüşme yapabileceğiniz oyuncular var. Transfer bitti ama bu çok önemli. Bu manada Galatasaray Rafa Silva ile bir görüşme yapmıştı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Rafa Silva'nın 30 yaşındaki 10 numaranın 10 numaraya ihtiyacı var. Bunu mutlaka Galatasaray kovalıyor. Şöyle kovalıyor. Çünkü sözleşmesi biten sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşme şansınız var. İhtimaliniz var. Onu yapabiliyorsunuz. Ayrıca benzer bir şekilde Daichi Kamada ve Wilfried Ndidi'nin de sözleşmesi bitiyor. Bu oyuncularla da temas halinde olduğunu biliyoruz ama bu transfer olacakları anlamına gelmiyor. Ama bu temaslarla sezon sonunu sağlayabiliyorsunuz. Bu oyuncuların, saydığım oyuncuların genel özellikleri de Galatasaray'ın istediği özelliklere uyuyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.